Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf matematik, adım 37. Rasyonel ve polinom denklemler. Evet, beraber giriş yapalım. Burada rasyonel ifadelerde sadeleştirme kavramını göreceğiz. Px bölü qx şeklindeki ifadelerde pay ve payda çarpanlarına ayrılır. Daha sonra ortak olan çarpanlar sadeleştirilir. Bunları örnekler üzerinde görelim arkadaşlar. X kare artı x eksi 6. 6'nın çarpanları 3'e 2. Evet, x artı 3, x eksi 2, alttaki ifadede 2 kare farkından x eksi 2, x artı 2 dedik. Şunlar ortak çarpan olduğu için sadeleştirdiğimizde x artı 3 bölü x artı 2 olarak işlemin en sade şeklini belirlemiş oluruz. Evet, örnek 2'ye geçtik. Gruplandırarak şu ikisini düşünelim. Birinciyi x kare parantezinde x eksi 1. İkinciyi sadece parantezde yazalım. Yani bir parantezinde yazıyormuşuz gibi. Böyle aşağıda x parantezinde yazdığımızda x kare artı 1 gelir. Evet, yukarıda ortak olan x eksi 1. X eksi 1 parantezinde yazdığımda x kare artı 1 bölüm x çarpı x kare artı 1. X kare artı 1'ler gitti. X eksi 1 bölü x olarak olmuş oluruz. Devam edelim arkadaşlar. Örnek 3. İfadelerinin en sade şeklini belirleyiniz diyor. Şimdi burada sadeleştirme yapacağız. Şu ikisini şöyle renkliyle yapalım. X kareler gitti x. Y kareler gitti. Y kare 3'e böldüm, 3'e böldüm 5. Kalanları yazıyorum. Yukarıda 5x. Aşağıda 3 y kare. Evet. 5 şıkkına bakalım. Mx parantezinde yazarsam x artı m. Aşağıda x parantezinde yazarsam x artı m. X artı m'ler gitti. X'ler gitti. Ne kaldı? M. C şıkkına bakalım. C diyelim. 15'i çarpanları 5'e 3, x eksi 5, x artı 2. 25'in çarpanları x kare eksi 25'in 2 kare farkından x eksi 5, x artı 5. Evet, x eksi 5'leri sadeleştirdik. Kalan ifadeleri yazıyorum. X artı 2 bölü x artı 5. En sade şeklini böylelikle bulmuş oluruz. Evet, D şıkkına bakıyorum. X kare artı x. Eksi 12, 12'nin çarpanları 4, x artı 4, x eksi 3, 2x kare eksi 7x artı 3'ün çarpanları 2x eksi 1 çarpı x eksi 3. Burada da x eksi 3'leri sadeleştirdik. En sade şekilde x artı 4 bölüm 2x eksi 1 kalır. C, D'yi de gördük. Geldik E ve F'ye. Şunları silelim arkadaşlar. Evet, E'ye baktığımızda E diyelim. X eksi artı 1. Şimdi X küp eksi 1'i küp açılımı uygulayalım. X eksi 1. X kare artı X artı 1. Bölüm X kare eksi 1'i X eksi 1 x artı 1 diyelim. Sonra x kare artı x artı 1 diyelim. Şimdi bakalım aynı ifadeler var mı? Bunlar sadeleşti. Artı 1'ler gitti. Eksi 1'ler gitti. Ne geldi? 1 geldi. Çok güzel. F. Üstteki ifadeye bakalım. Üstteki ifade x artı 1'in parantez küp açılımı değil midir arkadaşlar? X küp artı 3x kare artı 3x artı 1. Alttaki ifadeyi de x parantezinde yazdığımızda x kare artı 2 x artı 1'dir. Şurası. O da x artı 1'in parantez karesidir. Çok güzel. Sadeleştirme yaptık. Bunları sadeleştirdik. Yukarıda x artı 1 kaldı. Aşağıda x kaldı. En sade şeklini ne yaptık? Belirlemiş olduk. Aşağıda verilen etkinlikte verilen ifade en sade şekillerin karşılarına yazınız diyor arkadaşlar. Bakalım.
Şimdi 6x kareye 9x y kare. Şimdi 3 ortak. X ortak, y ortak. O zaman 3x y'ye bölersem 2x birincisinden. Bakalım doğru mu? 6x kareye evet. Eksi 3x'e 3'e böldüm 3. X'ler gitti. Y'ye böldüm y. Bu kaldı. Aşağıda x parantezinde yazsam 2x eksi 3y. Hop bunlar sadeleşti. X'ler sadeleşti. Kalan 3y. Çok güzel. Evet. İfadelere dikkat edelim. X eksi y eksi x. X eksi y'yi aynen yazdım. Y eksi z'yi de aynen yazdım. Z eksi y. Eksi parantezinde yazsam y eksi z. Evet. Çarpı. Eksi parantezinde yazsam x eksi y. Bakın şöyle. Şimdi sadeleştirme yapabiliriz. Kırmızıyla göstereyim. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Eksi eksi artı 1. Yukarısı da 1. İşlemin sonucu 1 gelir. Peki. Şurayı silelim artık. 2 kare farkından x eksi 3, x artı 3. Aşağıdaki ifadede x artı 3'ün karesi. O zaman x artı 3'lerin birini götürdüm. Yukarıda x eksi 3, aşağıda x artı 3 kaldı. 21'in çarpanı 7'ye 4. O zaman yukarısı x eksi 7. X artı 3. Ortadakini verdim. O zaman burası da x eksi 7, 7'ye 1, artı, eksi 7'ye artı 1. Burası da x artı 1. Bunlar gitti. Kalan en sade şekli x artı 3 bölü x artı 1. Evet arkadaşlar ilerleyelim. Rasyonel ifadede işlemler toplama çıkarma. Rasyonel ifade toplama çıkarma işlemi rasyonel sayılarda olduğu gibi payda işlenerek yapılır. Payda işledikten sonra varsa sadeleştirme yapılır deniliyor. Evet, örnek 4'ü çözelim. Burayı x artı 3 ile x kare artı 3x eksi 2x kare bölüm x kare eksi 9. Yukarısı eksi x kare artı 3x. Aşağısı da x kare eksi 9. Yukarıya eksi x parantezinde yazsam x eksi 3. Aşağıda 2 kare farkından paydayı x eksi 3, x artı 3 desem. Şu x eksi 3'leri sadeleştirsek eksi x bölü x artı 3 olarak işlem sonucunu bulmuş oluruz. Örnek 5. Şimdi arkadaşlar paydaları eşleyeceğiz. Bu x kare eksi x eksi 2 ifadesinin çarpanları x eksi 2 ve x artı 1'dir. Burayı x artı 1 ile burayı x eksi 2 ile paylaştıracağız. 3x eksi 2x eksi 2 artı 3x eksi 6 bölüm x artı 1 x eksi 2. Şimdi yukarıya bakalım. 6x eksi 2x 4x. X'ler gitti. Eksi 8 bölüm x artı 1 x eksi 2. Yukarı 4 parantezinde yazsam x eksi 2 gelir. Burası da x artı 1 çarpı x eksi 2. X eksi 2'leri sadeleştirdik. Evet ne geldi en sade şekli? 4 bölüm x artı 1 olarak buluruz. Evet arkadaşlar dikkat ettiğimizde gayet kolay olduğunu görebiliriz. Çarpma bölme. Rasyonel ifadede çarpma bölme işlemi rasyonel sayılarda olduğu gibi yapılır. Çarpma işlemi yapılırken paylar çarpılır paya, paydalar çarpılır payda yazılır. Pay ve paydalar arasında sadeleştirme işlemi varsa yapılır. Bölme işleminde ise birinci kesir aynen yazılıp ikinci kesir ters çevirip çarpma işlemi uygulanır. Bildiğimiz rasyonel sayı işlemleri uygulanır. Evet, çarpmayı gerçekleştirelim. Varsa sadeleştirme önce onları yapalım. 8'e böldüm 2. X kareler gitti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. Evet, y'ler, y kareler gitti. Yukarıda 2, aşağıda 2. İşlemin sonucu 1. Oho, süper. X eksi 2 yazdım.
Burası x artı 3, x artı 2 mi? Altın çarpanı 2, 3, ortadaki 5'i sağladı. Çarpı. Burası x artı 2'nin karesi. Burası da x eksi 2, 2 kare farkından x artı 2. Şimdi arkadaşlar, x eksi 2'leri önce götürüyorum. Şu gitti. X artı 2, 2 tane kareliği götürdü. Ne kaldı geriye? 1 bölüm x artı 3 kaldı. Şimdi c'ye bakalım. X parantezinde yazdım, x artı 1. Küp açılımı uyguluyorduk. X eksi 1, x kare artı x artı 1. Şimdi bölüm verilmiş. Bölümü ne yapıyorduk? Birinci kestane ikincisi ters çevirip çarpıldı. Çarpma şekline dönüştürelim. X kare artı x artı 1 bölüm x artı 1. Şunlar sadeleşti. X artı 1'ler sadeleşti. Kalan x bölüm x eksi 1 oldu. Evet, devam edelim. Şimdi D'ye bakalım. D ifadesinde ilk ikiyim. X parantezinde yazsam x artı y. Sonra z parantezinde yazsam x artı y. Bölüm x parantezinde yazsam x artı y. Çarpım x parantezinde yazsam x eksi y. Bölüm x parantezinde yazsam x eksi y. Z parantezinde yazsam evet x eksi y. Şunu biraz yukarı kaldıralım. Evet. Şimdi yukarıya x artı y parantezinde yazdığımda ne kaldı? X artı z çarpı bölüm x çarpı x artı y. X artı y'ler sadeleşti. Çarpım x, x eksi y. Aşağıya ikinci ifadede x eksi y parantezinde yazsam. Evet, ne kaldı? X artı z. Geldi. Burada x eksi y'ler sadeleşti. Şimdi devam edelim. Kalanları yazıyorum. X artı z bölü x çarpım x bölü x artı z. Bunlar da sadeleşir. Ne kalır işlemin sonucu? 1 olur. Polinom ve rasyonel denklemler. Sabit olmayan bir polinom olmak üzere px, px eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerine denklemin kökleri denir. Bu kökleri bulmak için px polinomunun her bir çarpanı ayrı ayrı 0'a eşitlenir. Peki. Örnek 7. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracağız. Nedir? X eksi 5, x artı 2 çarpımlar ortadakini verir. Böylelikle 0'a eşitlediğimizde, evet 0'a eşitlediğimizde ne gelir tek tek? X eşittir 5 ve x eşittir eksi 2. Çözüm kümesi eksi 2'ye 5'miş. Çözüm kümesi. Bulduk A'yı. B'ye gelelim. Evet, B'de x eksi kök 7, x artı kök 7, tek tek sıfır işlediğimizde x'i buradan kök 7 ve x'i buradan eksi kök 7 buluruz. O zaman çözüm kümemiz eksi kök 7 ile artı kök 7 olarak bulunur. C'ye bakalım. X parantezinde yazsak x kare eksi 4. Bir daha çarpanlarına ayıralım. X çarpı 2 kare farkını uygulayalım. X eksi 2, x artı 2. 0 eşitlediğimizde buradan x'i 1, 0, 2 ve eksi 2 buluruz. O zaman çözüm kümemiz ne olur arkadaşlar? Biraz yukarıya çıkarttığımızda. Çözüm kümemiz. Evet, eksi 2, şurası eksi. Eksi 2, 0 ve 2 olur. Son olarak
2 kare farkına göre çarpandan ayırsak D'de x karem eksi 4 x kare artı 4 gelir. Şöyle. Evet, bir daha çarpanlarını ayıralım. X eksi 2 x artı 2 çarpı x kare artı 4 eşit 0. 0 eşitlediğimizde x eşittir 2. X eşittir eksi 2. Evet. X kare artı 4. Bunu 0 eşitlediğimizde x kare eşittir eksi 4. Böyle bir reel sayı yoktur. Çözüm kümemiz o zaman eksi 2 ve 2'den oluşur. Çözüm kümemiz. Evet arkadaşlar, bu örneği de böylelikle anlamış olduk. Örnek 8. Şimdi şuraları biraz temizleyelim. Peki, örnek 8'de de çarpanlarını ayıracağız. Önce çarpanlarını ayıralım. X eksi, evet 8'in çarpanları 4'e 2, eksili x eksi 4, x artı 2, paydayı da 2 kare farkından x eksi 2, x artı 2 dediğimizde aynı olanları sadeleştiririz. 0 dediğimizde paydayı 0 yapanı bulmayız. Yukarı 0 eşittiğimizde x eşittir 4 olur. Evet, birincinin çözüm kümesini bulduk. Sadece 4'tür. Çözüm kümemiz sadece 4'te oluşur. X eşittir 2 paydayı 0 yapan değerdir. O bizi ilgilendirmez. 5 şıkkında payda işleyeceğiz. X artı 2 x'te. O zaman ne gelecek? 2x artı 4 artı 3x bölü x çarpı x artı 2 o da eşittir 1. Yani 5x artı 4 o da eşittir x kare artı 2x gelecek. Evet. Buradan x kare, 5x öbür tarafa attım, eksi olarak eksi 3x eksi 4 o da eşittir 0 gelecek. 4'e 1 eksi artı x x dedik. O zaman çarpanlarını yazalım. X eksi 4 x artı 1'dir. Buradan 0 eşitlediğimizde eksi 1 4 1 de eksi 1 buluruz. Çözüm kümesi o zaman eksi 1 ve 4'tür arkadaşlar. 5 şıkkını da bulduk. Sadece bunların işlemleri biraz uzun. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eksi 1 ve 4 olarak bunu da belirledik. C'ye gelelim. Biraz temizleyelim. Tekrar yazalım. Evet. Payda işleyeceğiz yine. Şurayı x eksi 1 ile, burayı x artı 1 ile, 2x aynen kaldı. Burayı 1 ile. Burası x kare eksi x oldu. Burası eksi 2x kare. Eksi de var, ona dikkat ediyoruz. Eksi 2x geldi. Bölü x kare eksi 1. Eşit 0. Evet, ne oldu? 2x'ler eksi 2x artı eksi 1 birbirini götürdü. Eksi x kare eksi x bölüm x kare eksi 1 geldi. Eşit 0. Yukarı eksi x parantezinde yazsam x artı 1 gelir. Aşağıda x eksi 1 2 kareden x artı 1 desem 0'a eşit x artı 1'ler gider. Paydayı 0 yapan değer bizi ilgilendirmez. Yukarıyı 0 yapan değer sadece 0'dır. O zaman çözüm kümesi sadece 0'dan oluşur. Peki, D'ye gelelim. Evet, D dedim. Şurayı x eksi 2 ile, burayı da şurayı temizleyelim, öyle çözelim. Burayı x eksi 2 ile, çünkü x küp eksi 8'in küp açılımının bir parçasıdır. Burayı da x kare artı 2x artı 4 ile ne yapalım? Payda eşitleyelim. Burayı da 1 ile. 4 artı 2x kare
eksi 4x değil mi? Bölüm x küp eksi 8 eşittir x kare artı 2x artı 4 bölüm x küp eksi 8. Şu paydaları sadeleştiririz. Evet, hepsini bir tarafa topladığımızda, bunları bu tarafa aldığımızda x kare eksi 6x mi olur? Evet, eşittir 0 olur. Burada da x parantezinde yazdığımızda x eksi 6 0. Tek tek 0 eşitimizde x 1 0 olur, 1 de 6 olur. O zaman çözüm kümesi 0 ve 6'dan oluşur. Bunu da bulduk arkadaşlar. Evet, geçtik bir sonraki örneğimize. Basit kesirlere ayırma yöntemi px ve qx bölü şeklinde kesirde. Derece px, derece qx'den küçük ise px bölü qx kesirine basit kesir denir. Px bir polinom a, b, c, m eleman reel sayı olsun. Basit kesirlere ayırma işlemi yapıldığı aşağıdaki eşliklerden yararlanılır. Burada a, b, c sabit sayıları bulunur. 3 tane yöntemimiz var. Evet, payda dikkat edelim. Payda ikinci derece çarpanlarına ayrılmış. Çarpanlardan birinin üstüne A, birinin üstüne B deriz ve basit kesirlerini ayırırız. Payda üçüncü derece ise biri birinci derece, biri ikinci derecede ise evet, birinci dereceyi ayrı yazarız. Karede olan tam kareli ifadeyi bir 1, bir de kendisi 2 olarak şeklinde çarpanlarına ayırırız. Evet, payda yine üçüncü derece biri ayrılmış, biri ayrılmamış. Tam kareli olmayan. Birinci derecenin üstüne A, ikinci derecenin üstüne de derecesi 2 olduğu için kalan da birinci derece olacağı için Bx artı C şeklinde bir kural uygularız. Burada Ax kare artı Bx artı C ifadesi çarpanlara ayrılmayan bir ifadedir. Onu anlatıyor. Şimdi örnek 9'dan görelim. Evet, A şıkkı. A bölüm bir ifadenin çarpanları x artı 3, B bölüm x eksi 2. Evet, burayı x eksi 2'nin, burayı x artı 3'te ne oldu? 3x artı 4 eşit ax eksi 2a artı bx eksi 2b ifadesini belirledik. Ya da burayı şöyle pratik düşünelim arkadaşlar. Daha kolay olsun. A çarpı x eksi 2, B çarpı x artı 3. Şimdi buradaki paydayla öbür taraftaki, sol taraftaki payda aynı olduğu için onlar sadeleşir yazmadım. Arkadaşlar paydalar aynı demek. Yani şöyle ben yine göstereyim. X kare artı x eksi 6, x kare artı x eksi 6. Şu paydalar sadeleştim. Şimdi x'e 2 verirsem b'yi bulurum. X'e 2 yazarsam sol tarafta 3 kere 2 6 4 daha 10. X'e 2 verdim a sıfırladı. X'e 2 verdim 5b oldu. Süper. Hemen b'yi 2 bulduk. Buradan. X'e eksi 3 verirsem eksi 9 artı 5'ten eksi 5 oldum. Evet, x'e eksi 3 verirsem b sıfırladı. Eksi 3 verirsem eksi 5 A oldu. A'yı da buradan 1 bulduk. Basit kesirlerin ayırma işlemine A ifadesini belirledik. O zaman ne oldu? A1'di. 1 bölü x artı 3. B'yi de ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Artı 2 bölüm x eksi 2 olarak basit kesirlerini ayırmış olduk A şıkkını. Arkadaşlar. Geldik şimdi B şıkkını uygulayalım. B şıkkını. Evet, B şıkkında ise ne yapacağız? A bölüm x artı 1, B bölüm x eksi 2, C bölüm x eksi 2'nin karesi diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı x eksi 2'nin karesiyle burayı x artı 1 ve x eksi 2 ile burayı da x artı 1 ile çarpacağız. Pay değiştireceğiz. O zaman 8x eksi 1 bölüm
x artı 1 çarpı x eksi 2'nin karesi eşittir. A çarpı x eksi 2'nin karesi artı b çarpı x artı 1 x eksi 2 artı c çarpı x artı 1 bölü x artı 1 x eksi 2'nin karesi. Evet arkadaşlar, paydaları sadeleştirebiliriz. Paydaları sadeleştirdik. Şimdi, evet arkadaşlar, x eşittir 2 için 2 verdiğimizde, evet burası ne oldu? 16, 1 çıkar 15. Eşittir, 2 verdik, a gitti, b gitti. 2 verdik, 3c. C'yi buradan 5 bulduk. Evet, x eşittir, eksi 1 için b ve c sıfırladı. X'e eksi 1 verirsek, eksi 9. X'e eksi 1 verdiğimizde, şuraya dikkat edelim, eksi 1, eksi 3'ün karesi 9a. Böylelikle a'yı da eksi 1 buluruz. Arkadaşlar, pekala, artık bundan sonra b'yi de bulabiliriz. Mesela, x yerine de 0 yazalım. 0 yazdığımda eksi 1. 0 yazdığımda 4a. 0 yazdığımda eksi 2b. 0 yazdığımda eksi 2b. 0 yazdığımda c. Şimdi a'yı ve c'yi biliyoruz. A'yı ve c'yi biliyoruz. A eksi 1 ise burası eksi 4. Eksi 2b. C'yi de 5 bulmuştuk. Eksi 1. Evet arkadaşlar, şöyle az yukarı çıkartalım. Evet, burası ne oldu? Artı 1 oldu. Öbür tarafa geçti. Eksi 2 oldu. Eksi 2B. B'yi de böylelikle ne bulduk? 1 bulduk. Tamam, A'yı bulduk, B'yi bulduk, C'yi bulduk. O zaman ifademiz şuna döndü. Eksi 1 bölü x artı 1, basit kesirin ayırma işlemimiz. Artı 1 bölüm x eksi 2 artı 5 bölüm x eksi 2'nin karesi. Şimdi arkadaşlar, burada payda işlediğimizde polinom eşitliği kullanır ama biz bunu pratik düşündük. Bazılarını yok eden x değerleri verdik. Çok rahat işlemimizin sonucunu bulduk. Evet. Bakalım, burayı da bitirdik. Geldik etkinlik 2. Şuraları temizleyelim artık. Boş bırakan yer uygun şekilde doldurunuz deniliyor. Hemen oraları, etkinliğimizi yapalım. Boş olan yerler neyse onları dolduralım. Nedir bunun çarpanları? X eksi 5, x artı 3, 15'in çarpanları. X eksi 3, x artı 3. X eksi 2, şuraya b dedik. Sonra şurası x artı 1. Arkadaşlar düzeltin, hatalı olmasın. Burası da x artı 1'in karesi. Buraya da c dedik. Evet, bakalım şimdi doğru muymuş. X eksi 3, x artı 3. X eksi 5, x artı 3. X eksi 2, x artı 1 tam kare olduğu için, öyle değil mi? Sonra x artı 1'in karesi, çarpanlarına ayrılmamış olsaydı farklı bir şekilde yazacak. Ayrıldığı için bu şekilde yazıyoruz. Evet arkadaşlar, bu etkinliğimizin de sonuna geldik. Bu adımımızın da bir sonraki adımlarda görüşmek dileğiyle.